eğer Tayyip Erdoğan kesinlikle mağlup edilecekse Cumhuriyet Halk Partisi niçin daha sol gruplarla, toplumun sol hassasiyetini temsil eden insanlarla, siyasetçilerle ya da kendi demokrasi anlayışlarına uygun sivil toplum örgütleriyle, toplumsal muhalefet gruplarıyla hemhal olmasın? Niçin oy potansiyelini arttırmasın? Toplumsal dönüşümün meyvelerini niçin toplamasın diye de düşünebilirler. Ya da İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber olarak bir türlü seslenemediği Cumhur İttifakı seçmenine bu partiyle arasına mesafe koyarak niçin seslenmesin, niçin oy oranını daha da arttırmasın gibi bir düşünce ortaya çıkabilir. Bu düşüncelerin ortaya çıkmasını doğal karşılıyorum ben. Ancak bu düşünceye sahip olan insanların şunu hatırlarında tutması lazım. Birincisi, seçimi kazanmak öyle tahmin edildiği kadar kolay bir iş değil. Yani Tayyip Bey halen daha dimdik ayakta ve birkaç ekonomi politikası sayesinde, mesela asgari ücreti 4000 lira yaparak, mesela büyük vergi indirimlerine giderek veya piyasaya para pompalayarak yeniden kendisini tamir edebilir ve favori aday haline gelebilir. Tayyip Bey'in favori aday haline gelmesi bence %1'lik, 1,5'luk artışlar şeklinde olmaz. Favori ise favori olur. Yani winner bir havası var. Dolayısıyla %37'ye, %36'ya düşmüş bir Erdoğan, bitmiş bir Erdoğan değil. Şansı halen daha var olan bir Erdoğan. Dolayısıyla seçimi kazanmak o kadar çantada keklik, cepte görülecek bir isim değil. Seçimi eğer kaybederse muhalifler, tekil olarak yaşama şansları haliyle ortadan kalkacak. Dolayısıyla o yeni seçmenlere açılma projesi aslında kendi ayaklarına sıkan, kendi oturdukları zeminin altına oyan bir projeye dönüşebilir. Öncelikli olarak bunu söylemek isterim. İkincisi de şöyle bir durum var. Aslında Türkiye'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'ni mağlup ettikten sonra da bir projeye ihtiyacı var. Türkiye şu anda bir alternatif yönetim projesi olmadan ilerliyor gibi gözüküyor. Bu partiler sadece Tayyip Erdoğan'ı mağlup etmek için bir araya gelmiş partiler değil. Aynı zamanda tekrar benzeri tecrübeler yaşanmasın diye Türkiye'deki sistemi rehabilite edebilecek partiler. Böyle bir öneriye sahip olabilecek partiler. Bu öneriyle gelebilirlerse, yani bürokrasiyi onarıp, kanun hakimiyetini tekrar yerine getirip, hukukun üstünlüğü prensibine uyan, bir şekilde Türkiye'yi modern devlet kriterlerine uygun hale getiren, o geleneksel yönetim anlayışından uzaklaştırıp modern yönetim anlayışına yakınlaştıran bir öneriyle gelmezlerse, başarıları, yani bir Tayyip Erdoğan'ı mağlup ederek elde ettikleri başarı bir ya da birkaç sene içerisinde çok daha geri tepebilir.